Merhabalar, Halı Yıkama Haber kanalına hoş geldiniz. Bugün Kırmızı Çizgi programımızın konuğu Şükrü Polat. Şükrü Bey biliyorsunuz ki bizim aslında en sivri dilli yazarlarımızdan biri. O yüzden onun yazılarından çok fazla kırmızı çizgili sorumuz var. Başlayalım o halde. Şubat'ta önce saygı sonra saygınlık başlıklı yazında halı yıkama işinin ameliliğini değil işletmeciliğini yapın diyor. Sonraki satırlarında da ekliyorsun. Ameliliği dahi hakkıyla yapamayan bir sürü insan dernek başkanı, federasyon başkanı, konfederasyon başkanı oldu. O halde soru gelsin, hala böyle mi düşünüyorsun? Halı yıkama işinin ameliliği tesisi temiz tutmak, halıyı kaliteli yıkamak ise ve tesisi temiz olmayan, kaliteli halı yıkamayan, hatta halı yıkamayı bilmeyen birçok insan federasyon başkanı, dernek başkanı olmuşsa, bunlar da hala bu unvanı taşıyorlarsa, evet hala aynı fikirdeyim. Peki, aynı yazının ilerleyen paragraflarında yöneticiler misyonlarını tamamladıktan sonra görevi bir sonraki kuşağa devretmeli, bulundukları yerde fosilleşme eğilimine girerek makamın dinozoru olmamalı demişsin. O zaman soru gelsin, yönetimde değişimden, genç ve dinamik oluşumdan yana mısın? Öncelikle deneyimli yönetimden yanayım. Fakat bu deneyimli yöneticilerin altında genç, dinamik yönetim istiyorum. Ve bu deneyimli yöneticilerin de hep ben olayım sevdasından vazgeçip, zamanı geldiğinde tecrübelerini aktardıkları bu genç, dinamik kadroya yönetimi bırakmalarını tavsiye ediyorum. Yazanı şu cümleyle bitiriyorsun. Lütfen öncelikle kendimize, birbirimize ve sonra mesleğimize saygılı olalım. O zaman soru gelsin, kendimize nasıl saygılı olacağız? Şimdi bir yönetici seçerken oy veren her birey öncelikle kendine saygılı olmalı. Yani oy verdiğim kişi benden üstün meziyetlere sahip olmalı. Eğer benden üstün meziyetli birine oy veriyorsam bu kendime saygım var, saygım olduğunu gösterir. Seçtiğimiz yönetici davranışlarıyla bizim itibarımızı, onurumuzu yerle yeksan edecekse hiç kimse kendi itibarını zedeleyecek insana oy vermez. Dolayısıyla dirayetli, tecrübeli, becerikli yöneticiler seçerek kendimize saygılı olacağız. 26 Şubat 2020 tarihinde kaleme aldığın Meslek Odası Kurma Yalanı başlıklı yazında sektördeki konfederasyon yetkililerini işaret ederek şimdi de Halı Yıkamacılar Odası'nın kurulacak yalanı ile üyelerini kandırıyor. Kandırılıyor diyorum çünkü bahse konu konfederasyon üyesi firmalarının %95'i kayıt dışı faaliyet içerisinde olduğunu net olarak biliyorum. Kayıt dışı firmalarla dernek kurulabilir, federasyon olunabilir, hatta konfederasyon da olunabilir. Fakat halı yıkamacılar odası kurulamaz cümlelerine yer vermişsiniz. Ve yazınızı şu cümlelerle sonlandırmışsınız. Bırakın yalanı, bırakın üyelerinizi kandırmayı, var olan İstanbul elbise temizleme, tekstil yıkama, halı boyacılığı esnaf odasına kaydolun. Üyelerinize en doğru yolun bu olduğunu söylemeyi de unutmayın. O zaman soru gelsin. Oda kurulmasına mı karşısınız yoksa oda kurulabileceğine mi inanmıyorsunuz? Yalan söylenmesine karşıyım. Sebebi de şu, NACE kodlamaları gereği bizim İstanbul'da yerimiz İstesop, yani İstanbul Elbise Temizleme Ütü ve Boyacılığı Odası'dır. Şimdi bu oda varken bizim bir başka oda kurmamız zaten mümkün değil. NACE kodlaması bizi oraya vermiş. Karma odada olsaydık böyle bir seçenek olabilirdi. Karma odadan ayrılıp sektörel odamızı kurabilirdik. Şimdi bunun olamayacağını bile bile ilgili kişiler yalan söylüyorlar. Benim karşı olduğum nokta bu. Ve 500 tane kayıtlı esnafın bulunması da çok zor. Çünkü vergi levhası isteniyor vesaire vesaire. Malum sektörün %95'i, İstanbul'un %95'i kayıt dışı. Kayıt dışında en düşük oran benim bölgemdedir. 10 yıllık mücadelenin neticesidir burada. Yaklaşık %50'dir kayıtlı olan firma. Şimdi kayıt dışının bu kadar çok olduğu yerde siz kişiyi ikna edemezsiniz. Vergi levhası al gel, odamızı kuralım. Sonra da o oda sayesinde
seni belli bir standarda sokalım dediğiniz zaman halı yıkamacı esnafı buna yanaşmaz. O yüzden odanın kurulması mümkün değil. Birinci sebebi kayıt dışı sebebiyledir. İkinci sebebi de bizim artık bir odamız var. Biz artık o odada olmak zorundayız. Naci kodları gereği başka bir yere ayrılamayız. Ha, o bir şeyi daha hatırlatayım. Bu İstesob'un uzantısında da esnaf ve sanatkarlar diyor. O yanlışı da odanın düzeltmesi lazım. Sanatkar değiliz, zanaatkarız. 4 Mart 2020 tarihli duruşu dik olmayan lider olamaz başlıklı yazınızda halı yıkama sektörünü ve mesleğini temsil eden başkanın mesleği bilmemek veya pislik içindeki yerlerde halı yıkamak gibi bir lüksü olamaz. Ayrıca eline mikrofon geçtiğinde kitlesini memnun etmek için kendisini eleştirenlere hakaret etmek, küfür etmek, daha sonra küfrettiği, hakaret ettiği insanlarla karşılaştığında da ağamsın, paşamsın yalakalığını yapmak gibi bir lüksü de yoktur. Ve ekliyorsun daha sonra, halı yıkama derneklerinde liderlerin tedarikçiye, üyelerime senin ürününü tavsiye edeceğim diyerek kendisine şampuancıdan eşantiyon şampuan, poşetçiden avanta poşet, makineciden yarı fiyatına makine gibi avantajlar sağladığı da gözlenmektedir. O zaman soru gelsin, dernek başkanlarından beklentin nedir? Öncelikle dik duruşlu olmalarını beklerim. Dik duruşu da bu tedarikçilerden elde edilen menfaatler de dik duruşu bozar, onu da belirtmek isterim. Dirayetli olmalarını tavsiye ediyorum. Bekliyorum her şeyden önce. Ve bir sektöre lider olmuş kişinin iyi bir tesise sahip olmasını ben çok önemsiyorum. Yani başkanın tesisi pislik içindeyse üyeden hiçbir şey beklenemez. Öncelikle başkan derli, toplu, temiz, dirayetli, güçlü olacak ki üyelerine yol gösterecek. Ben diyorum ki arkalarından gelen insanlara örnek olabilecek davranışlar sergilesinler, örnek olabilecek tesislere sahip olsunlar. Bir de maddi menfaat için kişiliklerini konuşulur hale getirmesinler. Farklı oluşumların liderlerine, üyelerine de saygılı olsunlar. Çünkü ben çok şahit oluyorum. Sosyal medyada küfredip, hakaret edip ondan sonra karşılaştığı zaman ağamsın paşamsın diyen dernek başkanlarını görüyorum. 19 Mart 2020 tarihli halı yıkamada işveren ve personel kalitesi başlıklı yazında halı yıkama işletmecileri buldukları veya yetiştirdikleri personele 12 ay sürekliliği olan istihdamı sağlayamamaktadır. Kış mevsiminde işten çıkarılan personel bir sonraki sezona genellikle kendi iş yerini açmış olarak girmektedir. Bu durumda kalitesizlik arz talep dengesinin bozulmasına, karlılığın düşmesine sebep olmaktadır demişsin. Ve meslektaşlarına şu tavsiyede bulunmuşsun. Personellerinizi sözleşme altına alın. O zaman soru gelsin, personel sözleşmeleri neleri kapsamalı? Şimdi öncelikle söyleyeyim, meslektaşlarımızın birçoğu bunu bilmiyordur. Hiçbir sözleşme iş kanununa aykırı olamaz. İş kanunu da her zaman personelin haklarını korur. Dolayısıyla personel sözleşmesinde öncelikle personelimizin hakkını koruyacak maddeleri koymamız lazım ki iş kanunu da bunu emreder. Bunun yanında kendi haklarımızı da koruyacak maddeler koyabiliriz. Fakat bu maddelerde de sınırlar söz konusu. Yani hiç kimseyi aç bırakamaz. Dolayısıyla çalışan kişinin bizden ayrıldıktan sonra aç kalmayacağını da garanti altına almamız lazım. Bunun da kuralları var. Örneğin personel sözleşmesi yaparken bir coğrafi sınır koymalısınız. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde halı yıkama işi yapamaz diyemezsiniz. Ama sizin faaliyet bölgeniz olan ili vurgulayarak, örneğin benim kendi personelimle aramdaki sözleşmeden bahsedeyim. İstanbul ve Kocaeli'yi kapsar. Çünkü benim Kocaeli'nin birkaç ilçesine ve İstanbul'un Anadolu yakasına servisim var. İstanbul ve Kocaeli sınırları içinde ben halı yıkama işi yapamaz benim personelim. Ve kanun diyor ki tarih sınırı koymalısınız. Bu sınırda benim sözleşmemde 2 yıldır. Yani benden usulsüz bir şekilde ayrılan personel 2 yıl süreyle İstanbul ve Kocaeli sınırları içinde halı yıkama işi yapamaz. Buranın dışına çıktığı sürece ben de ona engel olamam. Yaparsa ne olur? Benim sözleşmeme göre 25 bin dolar bana tazminat ödemek zorunda kalır. Durum bu. Tüm dünyada etkisini gösteren salgın, ülkemizde de görüldükten sonra 25 Mart 2020 tarihinde koronavirüs ve sektöre yansımalarıyla alakalı
Pandemi ve halı yıkama sektörünün sonuçları başlıklı bir yazı kaleme aldın. Yazının satır başlıkları şöyle. Bu salgının tek seferlik bir salgın olduğunu düşünmek aptallık olacaktır. Bu sebepledir ki bu salgın sebebiyle dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tabii ki bizim sektörümüzde de birçok şey değişecek çünkü değişmek zorunda. Bu noktada sormak istiyorum. Sektörde bulunan firmaların kaç tanesi 2 ay sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve buna bağlı iş durdurulması durumunda personelin maaşlarını ödeyecek bütçeye sahip? Ben eminim ki sektördeki işletmecilerin %1'i bile böyle bir ekonomik güce sahip değil. Yine eminim ki işletmelerin %99'u personelinin evine ekmek götüremeyecek oluşunu umursamayacak ve işten çıkaracak. Şimdi sormak istiyorum. Böyle bir noktaya gelirseniz fiyat politikalarınız geçiniyorum ya da ne olsun zihniyetiniz yüzünden gelmiş olacaksınız. Yazının sonuna geldiğinizde de salgının atlatılmasına müteakip acilen fiyat politikalarınızı gözden geçirmeli, zam yapmalısınız önerisinde bulunuyorsunuz. O zaman soru gelsin, halı yıkama fiyatlarında alt taban ne olmalıdır? İnsanlar bu konuda yanıltıcı cevaplar verebiliyorlar. Ben Nihat Bey'in programını da izledim. 15 lira dedi. Bu ile göre değişir. Hatta büyük şehirlerde ilçelere göre bile değişir. Sebebi de trafiği yoğun olan ilçede maliyet daha yüksektir, trafiği az olan ilçede daha düşüktür. Çünkü yoğun olan ilçede bir personel 20 servis atabilir, yoğun olmayan ilçede 35 servis kapıya da servis hizmeti verebilir. Buna benzer sebeplerle illere göre su fiyatları farklıdır, elektrik fiyatları farklıdır. Dolayısıyla tek bir rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ben şöyle düşünürüm her zaman, meslektaşlarımıza da tavsiyemdir. Günlük gelen servislerinden kendilerine gelen paranın 1/3'ünü ayırıp sistemden çıkarsınlar. Yani her gün bunu yapsınlar. Her gün gelen paranın 1/3'ünü sistemden çıkarsınlar ve kalan 2/3 ile kendi geçimlerini, kendi maaşlarını, sağlık sorunlarını, çalışanlarının ihtiyaçlarını, maaşlarını, sigortalarını, amortismanlarını, araç vergilerini, trafik cezalarını ve tesisin ham madde tedariğini bu kalan 1/3 ile sürdürebiliyorlarsa ve bu döngüyü 1 yıl yapabiliyorlarsa fiyatları doğru fiyattır. Kalan 1/3'e, ayırdıkları 1/3'e hiç dokunmamak kaydıyla söylüyorum. Çünkü bir halı yıkama şirketinin yıllık karı mutlaka ve mutlaka 1/3 olmalıdır. 5 Nisan 2020 tarihli şimdi anladınız mı başlıklı yazında yaklaşık 10 yıldır dile getirdiğim bu konular sebebiyle birçoğunuzun antipatisini kazandığımı biliyorum diyorsun. O zaman soru gelsin, antipatik misin? Söylediğim doğrulardan rahatsız olanların gözünde ve beni tanıma imkanı olmamış, bir bardak çayımı içmemiş insanların gözünde evet antipatiyim. Fakat beni tanıyanlar önce antipatik bulup daha sonra beni tanıyanların da üçüncü şahıslara Allah razı olsun Şükrü Polat'tan dediğini de biliyorum. 27 Mayıs 2020 tarihinde kaleme aldığın Azıcık Beyin Lütfen başlıklı yazında sektörde yapılan canlı yayınlara ithafen bir diğer husus ise son günlerde revaçta olan canlı yayınlar. Bu canlı yayınları yapan arkadaşlar çapsız insanların sektöre girmesine öne ayak olan yeteneksiz başkanların yaptığı hatayı yapıyor. Çapsız başkanlarla canlı yayın yaparak onların kendilerini bir şey sanmalarını sağlıyor. Canlı yayın yapmak mı istiyorsunuz? Sektörün duayenlerini, en azından düzgün adam gibi tesisi olan Mustafa Emirgan'ı, Nafız Acar'ı, İsmail Aksoy'u, Rıfat Yıldırım'ı, Azem Kökez'i, Bahattin Ersönmez'i, Bülent Taşmış'ı, Hüseyin Avcı'yı, Osman Keşke'yi, Fuat Koç'u, Türker Eşli'yi, Vedat Yiğin'i, Güven Köseoğlu'nu, Uğur Yılmaz'ı, Metin Turan'ı, kısacası Türkiye'nin birçok şehrinde bulunan diğer başarılı işletmecilerini ve belediye ve SGK gibi sektörümüz ile ilgili kurumlardan yetkilileri çağırın. Soru gelsin, sektörde son zamanlarda popüler olan canlı yayınları nasıl buluyorsun? Canlı yayını yapan, sunan ve konuk olanlar boş olunca canlı yayınların bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Bunu geçmiş canlı yayınlarda da gördük, yakın dönemde de gördük. Dolayısıyla o yazıda da belirttiğim gibi faydalı bir yayın olsun isteniyorsa büyüklerimizi, sektörel en azından sektörel bazda büyüklerimiz. Yani bazen yaşça bizden küçük olabiliyor ama bizim faaliyet süremizden daha uzun faaliyete de sahip olabiliyor dostlarımız. Onların mesleki tecrübelerinden faydalanmak adına onları konuk etsinler. Ve
Sunan kişiyi de özellikle dersine iyi çalışması gerekiyor. Boş boş sunmak, bilmeden, yani bir soruyu bilerek sormak başka, bilmeden sormak başka. Dolayısıyla ben görüyorum bazı canlı yayınlarda sunucular reyting adına sataşmalarda bulunuyorlar. E şimdi zaten reyting adına birilerine sataşacaksanız zaten o programa sektörün duayenlerini çağıramazsınız. Dolayısıyla öncelikle siz amacınızı belirleyeceksiniz. Fayda mı olacaksınız, faydalı mı olacaksınız, polemiğe mi gireceksiniz? Çünkü benim bahsettiğim, yazıda da bahsettiğim gibi bu işte başarılı olan hiçbir dostumuz kesinlikle polemik yaratacak canlı yayınlara girmez. Çünkü zaten bu dostlarımız PHTY'de çatısı altında toplanmış durumda. Biz o çatı altında dostuz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için hareket ediyoruz. Zaman zaman bu harekete ters düşen davranışlar da yaşıyoruz. Ama bizim bir çatımız var, evet, PHTY'de. Ama çatıyı ayakta tutan sütunlardır. Yani işte başkanlardır, üyelerdir, yönetimdir. Veya orada rüştünü ispatlamış meslektaşlarımızdır. Şimdi zaman zaman bu meslektaşlarımızın bazı kaymalar gösterdiğini görüyoruz. Bunlar sadece bizim dostluklarımızı zedeler. Bunlar sadece bizim dostluğumuzu bozar. Dolayısıyla canlı yayınlara katılan meslektaşlarımızın da buna dikkat etmesi lazım. Canlı yayını yapmak isteyen kişilerin, sunmak isteyen kişilerin de sektöre faydalı olmak adına mı bir canlı yayın yapacağız, yoksa polemik yaratacak bir canlı yayın mı yapacağız, buna karar vermesi lazım. Eğer polemik yaratacak bir canlı yayın değilse, dolu ve bilgili sunulacaksa, bilgili kişiler sunacaksa, dolu ve bilgili insanlar canlı yayına katılıp sektöre faydalı olacaksa, ona bir diyeceğim yok. Ama şu ana kadar ben böyle bir canlı yayın görmedim. Zaten o tür canlı yayını da izlemiyorum. Kesinlikle katiyetle izlemiyorum. 23 Haziran 2020 tarihli Keline Sür Merhemi başlıklı yazında, ki bu yazının en çok tepki alan yazılarından biriydi, İstanbul'da çıkan bir yangın sonrası toplanan yardıma tepkini göstermek adına bir yazı kaleme almıştım. Yazıda dikkat çekecek satırlara bakacak olursak, Allah'ın sopası yok, bunların başına bir yangın geldi, yanan makine yok, halı ve otoparkta bırakılan araçlardan birkaçı yandı, birileri çıkmış yardım topluyor. Neden? Efendim araba yanmış, hasar büyükmüş. Bana ne, bize ne? O zaman soru gelsin, toplanan yardıma niye bu kadar karşı çıktın? Toplanan yardıma karşı çıkmadım. Ben yardımın toplanma şekline karşı çıktım. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz, hepimizin çatısı olan bir derneğimiz var. Bu derneğin kurulma amacı, kayıt dışıyla mücadele. Öncelikli amacımız bu bir kere. Yani sektörü düzeltmek vesaire, bunlar alt amaçlar. Asıl amaç kayıt dışıyla mücadele. Şimdi amaç kayıt dışıyla mücadeleyken, amacı kayıt dışıyla mücadele olan bir derneğin yöneticisi, iki kişinin sahip olduğu altı markaya yardım toplamaz. Yani Bahsekon'un yangının yaşandığı firma tek marka değil, tek kişi değil. Önemli boyutta haksız rekabete sebep olacak şekilde çalışan iki arkadaşın altı markasından oluşuyor. Şimdi bizler işini düzgün yapmaya çalışanlar, büyük yatırımlar yapmış olanlar, bu gibi insanlar ayağımızın altından çekilsin gözüyle bakıyoruz yıllardır. Yazıda da dediğim gibi Allah'ın sopası yok. Haksız sen misin? Haksız rekabet yapan, sen misin vergisini düzgün ödeyen, personelinin maaşını, sigortasını, sosyal haklarını düzgün ödeyen firmaya haksız rekabetle zarar veren, ben de senin başına bu yangını musallat ediyorum dedi Rabbimiz. Siz çıkıp bunu ayağa kaldırıyorsunuz. Ben böyle bir firmaya yardım toplanmasına karşıyım. İki, bu yardımı amacı kayıt dışıyla mücadele olan derneğin yöneticisinin düzenlemiş olmasına karşıyım. Yoksa o şahıs gider, Facebook'ta kendi arkadaş çevresinde, kendi arkadaşlarıyla, sevenleriyle, hatta yeri gelir sevmeyeni de kampanyaya katılabilir. Yardım kampanyası düzenleyebilirdi. Hatta öyle bir durumda, yani biz de elimizden geldiğince belki destek olurduk. Ben şahsım adına konuşuyorum. Ama ben rahatsız oluyorum böyle bir durumdan. Çünkü biz yıllarca mücadele verdik. Derneğimiz mücadele verdi. Bunlar tekrar meydana çıkarılmamalıydı. Şimdi o şahıs yine tesisini kurdu. 7 liraya halı yıkıyor. Benimle aynı bölgede, ben 12 liraya halı yıkıyorum. Burada haksız rekabet var mı, yok mu? Bunu değerlendirin.
Zaten yazın bunu açıklamakla devam ediyor ve yazının ilerleyen satırında da sektörün kanayan bir yarasına değiniyorsun. Az önce değindiğin gibi haksız rekabet. Birkaç telefon ve birkaç isim ile faaliyet gösterip haksız rekabet içinde bulunanların emeğini, emek kazancını helal olarak değerlendirmen mümkün değildir diyorsun. O zaman soru gelsin, günün birinde fason yıkama sorunu çözülür mü sence? Her sektörde olduğu gibi fason önemli sorun. Ama sorun burada fasonun varlığı değil. Ve fason hiçbir şekilde de son bulmaz zaten. Burada sorun fasonun vergilendirilmemiş olması. Yani yıkayan yıkadığı kişiye faturasını keserse, dolayısıyla yıkayan kişi vergi levhası sahibi olmalı ve yıkadığı kişi de bir vergi levhası sahibi olmalı. Bu vergi levhası ona hiçbir maliyet doğurmasa en azından bir Bağkur maliyeti doğuracak. Bir muhasebe maliyeti doğuracak. Mutlaka vergi, stopaj gibi benzeri maliyetler doğuracak. Ve devlet bu kişiden haberdar olmuş olacak. Dolayısıyla onun maliyetleri tamamen kayıt dışı olduğu şekliyle çok farklı olacak. Bu durumda da fiyat sorunu, fiyat baskısı ortadan kalkacak. Fason o noktadan sonra zaten sorun olmaktan çıkacaktır. Ama fason tamamen biter mi derseniz bitmesi mümkün değildir. 22 Eylül 2020 tarihinde kaleme aldığın kontrolsüz güç güç değildir başlıklı yazında. Kaliteli hiçbir firma hizmeti ucuza satmaz. Kış mevsiminde kredi kartına bağımlı yaşayan hiç kimse kaliteli firma olduğunu iddia etmemeli demişsin. O zaman soru gelsin. Herkes bence birazcık bunu merak ediyor. Biz de sormuş olalım. Firmanız kış ayında da kâr ediyor mu? Şöyle söyleyeyim. Biz mevsimlere göre sezonu olan bir sektörüz. Kendi firmam adına konuşacak olursak, kış ayında benim tesisim kendi dönemindeki yani ayındaki tüm giderlerini karşılıyor. Karşılamadığı nedir? İşte araçların, bunu hepimiz, bütün firmalar zaten kış mevsimine bırakır. İşte bakımı, kaporta bakımı, tamir bakımı gibi veya tesislerimizdeki makinelerin bakımları vesaire. Bunları karşılamıyor. Ama benim biraz önce bahsettiğim bir 3'te 2 mevzusu vardı. Ay bazında karşılamıyor ama yıl bazında sürekli 3'te 2 şartıyla çalıştığımız için o 3'te 2'lik kasada 3'te 1'ini zaten ayırmıştık biliyorsunuz kendimizin kar payı olarak. O kalan 3'te 2'lik kasa da bu diğer maliyetlerimizi karşılıyor ve biz bu 3'te 2'lik döngüyü yıl bazında sürdürebiliyoruz. Dolayısıyla bizim sektörümüzde ay bazında karlılık değerlendirilmesi zaten yapılmamalı. Zaten ticarette bir mali yıl kavramı vardır. Mali yıl içinde gelirin giderini karşılıyor ve sana da 3'te 1 bırakıyorsa sen zaten karlı bir firmasın. 30 Eylül 2020'de kaleme aldığın Fark Etmez Petrol başlıklı yazında şöyle diyorsun. Ben eleştirince adamlığımı, insanlığımı sorguluyorsun ya, bu soruların büyük çoğunluğuna evet diyemiyorsan tüküreyim senin adamlığına, tüküreyim senin insanlığına, tüküreyim senin patronluğuna. Siz beğenin ya da beğenmeyin, ben buyum. Soru gelsin. Çok sivri ama dik bir duruşun var herkesin bildiği. Bazen yumuşatsam iyi olur diye düşünmüyor musun? Bizim toplumumuz nezaketten pek anlamıyor. Yani çok nazik ifade ettiğin şeyi anlamıyorlar ama biraz sivri ifade ettiğin zaman çok daha kolay anlıyorlar. Ayrıca bu benim kendi yoğurt yiyişim. Yani başkasına şirin görüneceğim diye nazik yemek yerine ben höpürdete höpürdete yemeği tercih ediyorum. Aynı yazıda yine meslektaşlarına bazı sorular yöneltiyorsun. Diyorsun ki vergini ödedin mi? Personel için sigorta ödemesi yaptın mı? İyi maaş ödedin mi? Kaliteli öğlen yemeği verdin mi? Tarzında. Soru gelsin, firman yasal yükümlülüklerin hepsini yerine getiriyor mu? Şöyle 10 yıldır kayıt dışıyla mücadele eden bir firmayım. Ve Cimer, şimdiki adıyla Cimer, önceden Bimer'di. Burada benim onlarca ihbar dosyam vardır. Hatta 2009 yılındaki ilk ihbarımı bütün İstanbul'u kapsayacak şekilde vermiştim ve çok önemli bir çalışmayla İstanbul'daki bütün halı yıkama, bütün demeyeyim gözümüzden kaçan da olmuştur. Birçok halı yıkama firmasının ismini o listeye yazmıştım. Dolayısıyla ben defalarca liste hazırlayan biriyim bu ihbarlar konusunda. İşte gerek defter darlığı, vergi hususunda, gerek İSKİ'ye kayıt dışı kaçak su kullanımı konusunda, gerek SGK'ya kayıt dışı personel istihdamı konusunda defalarca ben dilekçe vermiş bir insanım. Ve her zaman en üste kendi firmamı yazarım.
Yani güven halı yıkamayı listenin en üst başına yazarım ki denetlemeye gelecek ekip öncelikle gelsin benim firmamı denetlesin. Ben bundan hiçbir sıkıntı duymuyorum. Bu dilekçenin en üstüne kendi firmamı yazacak kadar kusursuz sadığım vergiye vesaire. Hatta bu çekimde aslında biliyorsunuz yani yaklaşık 10 gün önce yapılacaktı. Evet, evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir denetime gelindiği için bu süreç uzadı. Herhangi bir kusurumuz, herhangi bir sıkıntımız çıkmadı. Küçük usul hatalarımız, muhasebemizden kaynaklanan usul hatalarımız oldu. Orada da herhangi bir ceza uygulanacak herhangi bir durumda yaşamadık. Hatta önceki günde Sosyal Sigortalar Kurumu da ani baskına geldi. Kayıt dışı personel istihdamımız olup olmadığına yönelik. Tabii ben buraya getirmedim ama keşke getirseydim. Raporda çeşitli şeyler yazıldıktan sonra kayıt dışı çalışana rastlanmamıştır ibaresi not düşüldü. Şimdi bu sorunun cevabını ben sözlü olarak hani diyelim ki sözüme güvenmeyebilir dostlarımız, meslektaşlarımız. Arzu ederseniz ben o görüntüyü de raporu da atabilirim. Belki de bu son sorumuz olacak. Bu konuda hani neden bu vergilendirme konusunda titiz olduğumu ifade etmek istiyorum. Öncelikle söyleyeyim, bizim ülkemiz petrol ülkesi değil. Biz sağlık sistemimizi, eğitim sistemimizi, sınırlarımızı korumak için muhtaç olduğumuz askeri sistemimizi biz vergilerle ayakta tutmak zorundayız. Bir, yani bize bir saldırıda bırakın bir füzeyi bir mermiyle karşılık vereceksek bunu vergilerimizle yapmak zorundayız. Yani bizim ödemediğimiz vergi aslında bizim vatanseverliğimizin, vatanperverliğimizin en önemli göstergesi. Vergimize sadıksak vatanseveriz. Değilsek kimse ben vatanseverim demesin. Ben bu pencereden bakıyorum. Çok haklısın. Sorularımıza içtenlikle cevap verdiğin için çok teşekkür ediyorum ben. Zaten bu formatımız düzenli bir şekilde devam edecek. Yazılarımızı açacağız. Çünkü insanın kendini yazıyla ifade etmesi de biraz zor olduğu için. Buradan izleyenlere de şunu söyleyelim. Bir sonraki yazılarda eğer yazıların altına yorum olarak iletmek istediğiniz soruları, işte sizin de çizmek istediğiniz noktaları bize bildirirseniz bir sonraki programlarımızda sizin sorularınızı yönetiyor olacağız. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben son bir şekilde bitirmek istiyorum. Demin buyurun. Dernekten, o dernek çatısı altındaki dostluktan falan bahsettik. Ben 2006 yılında kaleme aldığım bir şiir de denebilir buna. Onunla cevap vermek istiyorum. Aradığım dostu bir tebessümle hoş sada ile anacak. Sırça köşküne kapanmış gönül, dosta muhabbete kanacak. İstemem her dostu, huzur saracak dostun yanında bedeni. Yalnızlığın ilacı dosttur, dost olur mutluluğun nedeni. Erguvan rengi sıcaklığında olur dostum ile cehennem. Kimsesiz olacağım cennet aslında cehennemdir, istemem. Issız kalmamalı dünyada, hani derler ya dünya fanidir. Lale ömrü misali, kısacık bir huzura gönül kanidir. Issız adada yalnızlık korkusuyla dosta değer vermeli. Çalıyor hayat dostluğu, dost dostunu kalbine hapsetmeli. Ve tabii ki o hapsedilen dost da kalpteki yerini hak etmeli. Böyle bir şairane tarafı da var Şükrü abinin. Takip edenleriniz okuyorsunuzdur sık sık. Çok teşekkür ediyorum ben programa katıldığı için. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.